Haklısın. Bu süreçte daha sonra da yapacağız. Eksik kalan konuları derslerimizde yapacağız. Desteğin şöyle olmaz. Şu an nasıl? Tamam. Böyle yap. Arkadaşlar bu süreçte derin fazla yıprandığını bil. Ancak pes etmek yok. İnşallah beraber bu süreci atlatacağız ve güzel sonuçlar alacağız. Sizler elinizden geleni yapın ve asla pes etmeyin. Sizler de her zaman yanlarınızda olacağız. Ve bu süreci değerlendirebileceğimiz en iyi şekilde değerlendirip inşallah. Evet. Şu an herhalde sıkıntı yok. Tamam, güzel, sevindim. Eksik kalan konularımız vardı. O konularımızı da inşallah beraber telafi edeceğiz. Permütasyon, kombinasyon, bitkisel ve kümeler konumuzu beraber bu süreçte böyle işleyip bitireceğiz. Takıldığınız noktaları her zaman sorabilirsiniz. İnşallah elimden geldiğince cevaplandıracağım. Notlarınızı almayı ayette de çıkarılan konu olduğundan dolayı mevcut konu daha da önemli olmaya başladı ve soru sayılarınızı çok daha fazla daha şöyle düzelteyim. İnşallah bu süreç dediğim gibi beraber daha iyi olacak. Görünmüyor. Nasıl gençler? Neyse ben şöyle biraz daha sesimi yükselteyim, inşallah duyabilirsiniz ya da sıkıntı yaşamazsınız. Arkadaşlar dediğim gibi sayılarınız çok daha fazla arttığından dolayı inşallah daha iyi olacak diyorlar. Şu an iyi mi? Nerede gidiyorlar? Arkadaşlar dediğim gibi şu var görünüyor ama umarım sizin de sıkıntı olmaz. Dersime geçerim. Gençler bu süreçte dediğim gibi sizler elinizden geleni yapacaksınız ve bizler zaman size takviye edeceğiz inşallah. Sorularımızı beraber bu şekilde yapacağız. Umarım sizler için faydalı olur ve güzel bir ders işlemiş oluruz. Dilerseniz dersimize başlayalım. Eğer ses probleminiz yoksa. Ses gelmiyor sanırım. Sorun yok. Dersime başlıyorum. İlk olarak sayma ve permütasyon konusunu işleyeceğiz. Sayma ve permütasyon konusundan sonra da kombinasyon, binom ve olasılıkla bu şekilde derslerimize devam edeceğiz. Serkan Hocam teşekkür olabilir yağıştan. Görünmüyor. Umarım şu an ve dersime geçeyim. Gençler şu an sıkıntı var mı? Hocam. Arkadaşlar biraz o zaman sohbet edelim. Nasıl çalışıyorsunuz? Asla pes etmek yok. Bunları böyle biraz konuşalım. Bu arada da inşallah sistemimiz gelir. Diyor yine ses diyorsunuz. Ben sanırım oradan kaynaklı. Serkan Hocam. Umarım çalışmalarınızı bırakmamışsınızdır. Elinizden geleni yapmanızı istiyoruz. Yakın. Böyle tuttuğumda nasıl acaba? Olarak da ders anlatamıyorum. Geceyim inşallah sizleri görmek nasip olacak. Biz de böyle motivasyonumuzu kat kat arttıracağız.
Arkadaşlar elimizden geldiğince dediğim gibi işte yanınızda olmaya çalıştık ve hala olacağız. Sınava girene kadar hatta sınavdan çıktıktan sonra da desteğimiz zaman üzerinizden esirgemeyeceğiz. İnşallah dediğim gibi hepinizden çok güzel haberler ve çok güzel üniversiteler alacağız diye düşünüyorum ve umut ediyorum. Güzel. Şu an sıkıntı yok sanırım. Yok değil mi artık? Derim hocam. Arkadaşlar, süreçte ne yapıyorsunuz? Matematiği bıraktınız mı? Yoksa tam gaz devam ediyor musunuz? Sorularınızı nasıl çözüyorsunuz? Ne kadar fazla çözüyor musunuz ya da öyle söyleyeyim. Diyorsunuz ki AYT matematik konularında azalma olduğundan dolayı biraz ondan bahsedelim. Daha sonrasında inşallah dersimize geçeriz. Öte derken iyi de derse geçeriz sanki. Acaba bilemedim. Öyle de siz ders, evet Sedacığım o şekilde de ders anlatamam çünkü kalemi tutmam gerekecek, o yüzden sıkıntı olabilir. Umarım şu an iyidir diye düşünüyorum çünkü bayağı yakın tutmaya çalıştım. Biliyorsunuz ki AYT konularında kaldırılan konularımız var. En fazla çıkan konularımız. Madem onlar kaldırıldı, o zaman geriye kalan konulara biz daha çok ağırlık vermek zorundayız. Biliyorsunuz fonksiyon konusu, trigonometri konusu, diziler ve logaritma konusu bizim zaten çok karşımıza çıkan konulardı. Bu konular şimdi soru olarak çok daha fazlalaşacak. O yüzden takviyelerinizi yapmak zorundasınız. Mesela trigonometriden 4 soru rahat gelir diye düşünüyoruz. Ya da bir fonksiyondan ya da 4 soru geleceğini düşünüyoruz. Logaritmadan 3 şekil ya da 4 soru geleceğini düşünüyoruz. Gençler bunlar az rakamlar değil. Çünkü bir tane net kaç kişinin önüne geçebiliyorsunuz? Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Elinizden geleni yapın. Bizler de her zaman yanınızda olalım inşallah. Sesim şu an nasıl peki? Gayet iyi diyor. Evet, gayet iyi diyorlar. Umarım öyledir. İnşallah sıkıntı yaşamadan dersinizde de güzel sizlere sıkıntı olmaz. Ben yazmışlar. Serkan hocam teşekkür ederim. Sağ olun. Problem yokmuş. Evet tamam. Arkadaşlar sizler daha fazla sarılmak zorundasınız. Çünkü kaldırılan konu varken sizin çalışacağınız konu az olması tabii ki daha faydalı. Çünkü diğer konulara daha çok yüklenip daha fazla soru çalışacağınız olacak. Ben bunu göz ardı etmeyi yine söylüyorum. Özellikle bizim kesin yapabilecek konularımız var ki bunları sizinle konuşmuştuk. O konulara çok ağırlık verin. Sıkıntı yaşamayacaksınız. Ve bugünkü anlatacağım konumuz da arkadaşlar biliyorsunuz önem olarak çok da arttı. Hem AYT konularımız ve garanti çıkan konular. Yani ikişer soru her ikisinde de çıkıyor. Bile kaç bin geçebilirsiniz. Unutmayın. Derslerinizi çalışırken ya da konularınızı dinlerken bunu göz önünde bulundurarak çok daha özveriyle çalışmak isterim. Umarım bu süreçte en iyi şekilde güzel haberlerinizi diliyorum. Daha falan şey yapıp derse geçiyorum. İnşallah sizin de çalışmalarınız çok sorularınız geliyor. Biliyorsunuz WhatsApp'tan zaten soru cevap şeklinde sorularınızı soruyorsunuz. Ve çok iyiydi. Ben daha fazla sizin emek göstermenizi istiyorum. Sorularınızla bunaltmanıza razıyız. Yeter ki sonunda güzel üniversiteler ve güzel bölümleri elde edelim. İsterseniz dersimize geçelim artık. İlk olarak sayma permütasyon konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Beraber başlayalım slaytımız. Sayma arkadaşlar toplama yoluyla sayma ve çarpma yoluyla sayma olmak üzere bizim iki var. Toplama yoluyla saymada A ve B ayrık iki olay olmak üzere A olayı A farklı şekilde, B olayı da B farklı şekilde gerçekleşiyorsa A veya B olayları A artı B şeklinde gerçekleşir diyoruz. Kalemimi alayım. Arkadaşlar burada bazen siz şu
Bunda sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Acaba ben soruda toplama mı yapacağım, çarpma mı yapacağım? Bu sürece dikkat etmek zorundasınız. Toplama yoluyla yaptığınızda küçük bitiyor. Veya bağlacını görüyorsan sen orada toplama işlemi yapacağını bilmen gerekiyor. Artı arkadaşlar bağımsız olaylar olması gerekiyor. Tamamen birbirinden kopuk iki farklı durumun toplanması gerekiyor. Bunu isterseniz bir tane örneğimizde daha iyi pekiştirelim. Evet. Arkadaşlar bize bir tane A kümesinden B kümesi verilmiş. Bir öğrenci A veya B kümesinden bir elemanı kaç farklı şekilde seçebilir diyor. Öncelikle biz A kümesinin eleman sayısına bakalım. S'amız neye eşit bizim? 1, 2, 3, 4'e eşit. SB'yi hemen yazalım. SB'miz kaça eşit? 5, 6, 7, 8, 9 yani eleman sayısı 5'miş. A kümesinden sen bir elemanı seçmek için 4 farklı şekilde seçersin. Ya 1'i, ya 2'yi, ya 3'ü, ya 4'ü seçeceksin. O zaman A'dan bir elemanı seçmek için 4 farklı senin durumun var. Peki B'nin eleman sayısı 5 olduğuna göre her bir elemanı seçmek için biliyorsunuz ya 5'i seçeceksin ya 6'yı bu şekilde düşünerek 5 farklı durumun var. O zaman B'den seçme durumumuz da 5'miş. İki tane ayrık birbirinden bağımsız olduğu için ve veya bağlacımız olduğundan dolayı 4 ile 5'i topladım. Cevabıma 9'u veriyorum. Var mı? Aklınız bir yer varsa bekleyebilirim. Tekrar üzerinden geçelim. Çarpma yoluyla saymayı gösterince ikisi arasındaki farklılıkları daha iyi beraber göreceğiz diye düşünüyorum. Şöyle geldik. Alalım. Yani şu kısmı diyeyim. Zaten slaytlarınızı size gönderirseniz notlarınızı orada tutun. Can kulağıyla dinleyip takıldığınız noktaları sormaya odaklanın. İşte her soruda çözmeniz için zaman tutmayacağım ama bazı güzel sorularımız var. Biliyorsunuz bizim ödüllü sorularımız meşhurdu. Böyle çikolatalı falan. Yine o sorularımızdan yazdığınızda sizin çözmenizi bekleyeyim. Çikolatalarımızı da en yakın zamanda inşallah bir araya gelerek verelim. Evet, şu an daha iyi. Arkadaşlar çarpma yoluyla saymaya geldiğimizde herhangi ikisi ayrık olan bir olaydan birinci olay A bir farklı şekilde, ikinci olayımız A iki farklı şekilde, bu şekilde devam ederek eninci olayımız da A en farklı şekilde gerçekleşiyorsa bu olayların hepsi birlikte. O zaman biz ne yapıyoruz? A bir çarpı A iki çarpı bu şekilde devam eden A en farklı şekilde gerçekleşir diyoruz. Yani şu olaylarımızın çarpımını alıyoruz. Peki çarpma yoluyla saymayla toplama yoluyla sayma arasındaki fark nedir ona bakalım. Bakın gençler burada bize birliktelik söz konusu. Bu olaylar birlikte çalışmak zorunda. Birlikte gerçekleşmesi gerekiyorsa çarpma işlemi yapmamız gerektiğini. Eğer birbirinden bağımsız iki farklı durumdan bahsediyorsa o zaman biz de toplama işlemi yapmamız gerektiğini biliyoruz. Gelin onun da örneğini. Burada 7 farklı fizik kitabı ile 4 farklı matematik kitabı arasından bir fizik ve bir matematik kitabı kaç farklı biçimde gerçekleşir diyor. Arkadaşlar burada bizim 2 tane farklı dersimiz var. 7 tane fizik kitabımız, 4 tane de matematik kitabımız varmış. Gençler şöyle düşünün. Bir tane sizin matematik kitabınızı aldığınızda bir tane matematik kitabı ile 7 farklı fizik kitabı seçebilirsiniz değil mi? Aynı şekilde ikinci matematik kitabını aldığında yine 7 farklı şekilde seçeceksiniz. Bu şekilde tek tek değerleri düşünmeyin. Tek tek düşünmek yerine getirip hemen 7 ile 4'ü çarptığınızda 28 farklı şekilde gerçekleştiğini bileceksiniz. Takıldığınız bir yer varsa lütfen sorunuzu alayım. James 28 demişsin. Muratcığım tabii ki. Ne demek? Her zaman.
Çözün de ben size istediğiniz her çikolatayı alırım. Gelelim diğer sorumuza. Evet arkadaşlar, bir tane kümemiz varmış. A kümesi sıfırdan başlıyor, 5'e kadar gidiyor. Kümesinin elemanlarını kullanarak 3 basamaklı rakamları farklı, kaç farklı bize çift sayı yazılır demiş. Arkadaşlar burada çift sayı olmasına lütfen dikkat edin. Artı. Bu tarz sorularda eğer sıfırın varsa lütfen sıfırı ayrı olarak düşün. Çünkü sen elemanlarını yazdığında 3 basamaklı demiş zaten, şöyle yazalım. Sıfırı sen getirip yüzler basamağına yazamazsın. Basamaklı olmaz. O yüzden sıfırı ayrı olarak hesaplıyorsunuz. Daha sonra diğer elemanlarınızı da farklı olarak alacaksınız. Gelin beraber o zaman ilk sıfır için düşünelim. Daha sonrasında diğer çift sayılarımız hangisiydi? 2 ve 4'tü. O zaman birler basamağı 2 için ve 4 için de ayrı olarak düşünelim. Gençler getirdim. Şimdi 0 birler basamağında olduğunda zaten başta da olamayacaktır. Rakamları farklı demiş. Lütfen dikkat et. 0'la birler basamağı, daha doğrusu şöyle diyeyim. 0'ı kapattığımda kaç elemanım kaldı? 5 tane elemanım kaldı değil mi? O zaman buraya ne yapacak? 5 farklı şekilde sayı yerleştirebilirim. Peki ben bir tane sayıyı daha kullandım. Onu da çıkardım. Geriye kaç elemanım kaldı? 4 tane elemanım kaldı. O zaman 4 elemanımı buradan yerleştirebiliyorum. Şimdi sıfırı garanti kullandığım için kesin bir değer verdim. O yüzden buranın 1 olarak kabul ederseniz yanlış bir şey yapmamış olacaksınız. Çarpımları da neye eşit? 20'ye. Demek ki birler basamağımız 0 için 20 farklı değer alıyormuş. Geldim. 2 ve 4 için de ayrı ayrı beraber bulalım. 2 için bulalım. 4 için de zaten bunun aynısı olduğundan dolayı iki katını alarak cevaplandırırız. Arkadaşlar burası 2 olsun. Hatta şunu yukarıda yine yazalım. Alabileceği kesin değeri aşağı yazarız. 2'yi garanti aldığından dolayı burası kesinlikle ne olacak? 1 olacak. Arkadaşlar 2'yi verdin. 0'ı başa veriyor musun? Hayır, veremiyorsun. Kapat 0'ı da başa o zaman. Kaç tane değer alabilir? 2'yi de kullandın. 4 tane farklı senin değerin var. Peki kullandık 2'yi de. Bir tane değeri de şuraya kullandık. 0 artık kullanabilirsin sen. Kaç değerin kaldı? Yine 4 tane değerin kaldı. 4 değer alabildiğini biliyorsunuz. Sadece 2 için bunun sonucunun 16'ya eşit olduğunu biliyorsun. Aynı şekilde 4 için de yine 16'ya eşittir. Lütfen unutmayın. Buradan da bulduğunuz değerlerin ne yapıyorsunuz? Toplamlarını alıyorsunuz. 16, 16'da 32, 20 ile topladığım cevabımın 52 olduğunu buluyoruz. Takıldığınız bir yer var mı? Eğer varsa tekrar anlatabilirim. Evet. James Bond'u tebrik ediyorum. Yine 52 dedin. Ömer'cim tebrikler. İsterseniz devam edeyim. Gelelim başka bir sorumuza geçelim. Arkadaşlar sorumuzda diyor ki palindrom sayı sağdan ve soldan okunuşuyla aynı olan sayılardır. Biliyorsunuz palindrom sayıyı biz sorularımızın çoğunda karşımıza Burak'cığım not tutmayın isterseniz. Çok iyi dinleyin. Notlarınız için slaytlarımı göndereceğim. Siz hem tekrar amaçlı baştan çözersiniz sorularınızı, hem de takıldığınız yerler olursa bir daha böyle bana sorarsınız. Daha iyi pekiştirmiş oluruz. Şu an sadece çok iyi dinleyin. Takıldığınız noktaları sorun. Palindrom sayı sağdan ve soldan okunuşuyla aynı olan sayılardır demiş. Mesela 12.521 sayısını sen sondan okuduğunda yine 12.521 olduğunu görüyorsun değil mi? Cevabını evet verdim. Notu şimdilik tutmayın. Dediğim gibi slaytlarımızı zaten size gönderdiğimde not tutarak soruları tekrar çözersiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. Yakın olur mu? Gençler şu anki diğer derste ayarlama yaparız ama şu an dersimi bölmeyeyim, olur mu? Geldik. Bize diyor ki buna göre 6 basamaklı kaç farklı palindrom sayı vardır diyor. Arkadaşlar 6 basamaklı demiş, 3, 4, 5, 6'yı verdik. Bakın şimdi palindrom sayı da 6 basamaklı olduğu için ilk 3 sayıyla son 3 sayının birbirinin, daha doğrusu aynısı olması gerekiyor. Yani şu elemanla bu elemanın aynı, bu elemanla bu elemanın aynı ve bu iki elemanın da aynı olması gerektiğini düşünerek sorulara yaklaşmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar şuraya baktım.
Rakamları kullanman gerekiyor. Rakamlar 0'dan 9'a kadar 10 tane rakamın var senin. Ancak bu basamağa 0 verebilir misin? Tabii ki hayır. 0 veremediğin için bu kısma 9 farklı değer yazarsın. Sana rakamları farklı dememiş. O zaman sen şu yazdığın ifadelerde 0'ı da ekleyebilirsin. O yüzden 10 farklı durumun vardır. 0'dan 9'a kadar 10 tane sayıdan birini yazabiliyorsun. Aynı şekilde şu ifadeye baktığında da yine 10 farklı sayıdan 10 tanesinden bir tanesini yazabildiğin için 10 farklı durumun vardır. Siz buralarda da mı 10 yazacaksınız? Tabii ki hayır. Neden? Sen burayla buranın aynı olduğunu biliyorsun değil mi? Burasında örnek veriyorum 1 aldı. Garanti burada 1 alacaktır. Yani bunun alabileceği zaten tek bir değer var. O yüzden bunları kaç alacaksın sen? 1 olarak kabul edeceksin. Bu durumda getirdim sayıların çarpımını aldım. Çarpımımızın 900'e eşit olduğunu beraber görüyoruz. Takıldığınız bir yer varsa tekrar anlatabilirim. James Bond süper 900 yazmışsın. Tebrik ediyorum. Bu arada James Bond kim ya? Bakalım. Sen adını söyle bir bakalım hangi öğrencimizsin? Ona göre çikolatalarımızı hazırlayalım. Evet, denemelerde de bir James Bond'umuz vardı da. Acaba o çalsın bakalım bir. Palindrom sayı da tabii ki 6 tane sayı da aynı rakam verebiliyorsun. Zaten burada mesela ben 10 tane değer, burada da 10 tane değer, burada 9 değer alırız dediğimde örnek veriyorum hepsini bir alabilirsin. O yüzden değişiklik olmayacak. Çünkü sağdan ve soldan okuduğunda aynı sayıyı elde etmen çok önemli. Sadece oraya dikkat et. Bunu sileyim. Yeni bir soruma geçeyim. Evet arkadaşlar geldik permütasyona. Bu şekilde konuların bilgisini verdikten sonra karışık sorularımızla inşallah hepsini daha iyi pekiştireceğiz. Permütasyon konumuzu arkadaşlar R ve N doğal sayılarda tanımlı ve R küçük N olmak üzere N elemanlı bir kümenin birbirinden farklı R tane elemanının sıralanmasına biz N'in R'li permütasyonu diyoruz. N'in R'li permütasyonu PN virgül R olarak gösteriyoruz. Arkadaşlar PN virgül R'nin kuralı var. Sen bu kuralı iyi bilin çünkü sürekli bunları kullanarak gideceğiz zaten. Birinci terimin faktöriyelini alıp bölü diyorsunuz. Birinci terimle ikinci teriminin farkının da faktöriyelini alarak yazıyorsunuz. Bu da bizim permütasyonumuzun genel kuralıdır. Arkadaşlar şunu öncelikle bir konuşalım. Permütasyonda bir soru karşınıza çıktığında permütasyon mu kombinasyon mu uygulamanız gerektiğini karıştırabiliyorsunuz. Peki biz karıştırmamak için ne yapacağız? İlancım kuralı sadece söyledim. Ne söyleyelim? Pn virgül r'yi olduğunda ilk terimin faktöriyeli bölü diyorsun. N eksi r faktöriyel deyip burada bırakıyorsunuz. Soruları gösterdiğimizde zaten daha iyi anlayacaksınız. Ancak faktöriyel konusunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Faktöriyelde düzenleme kısımlarında hata yaparsanız permütasyon ve kombinasyon konusundaki sorularda da işlem hatası yapıp ne yazık ki gidebilir. Lütfen faktöriyelde sıkıntı varsa önce orayı biraz bir düzenlemeye çalışalım. Evet. Permütasyonla kombinasyon arasında dediğim gibi karıştırıyorsunuz. Soruda hangisi olacağını karıştırabiliyorsunuz. Ne yapacaksınız sizler? Bu süreçte arkadaşlar şuna dikkat ediyorsunuz. Eğer bir soruda sıralama varsa, bir düzen, belli bir düzene göre dizme işlemi varsa her zaman permütasyonu uygulayacaksınız. Kombinasyona gelince de farkını daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi permütasyonda arkadaşlar şu değerlerinizi çok iyi bilmeniz size kolaylık sağlayacaktır. İşlemlere hiç gömülmeden direkt cevaplarını söyleyebilirsiniz. Slide biraz büyümüyor mu? Arkadaşlar slide'ın büyüme işlemini dersimizde inşallah yapacağız. Şimdi n virgül 0 demiş değil mi? Birincinin ne yapıyorduk? Biz faktöriyelini alıyorduk. N faktöriyel yazdım. N virgül 0 demiş. N eksi 0 da n faktöriyeli eşittir ve bunlar birbirini sadeleştirdiği için 1'e eşit geliyor. Arkadaşlar n virgül 1 demiş. O zaman birinci yazıyorsun. N faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel dedik. Peki biz faktöriyelde düzenlemeyi nasıl yapıyorduk? Küçük olana benzetiyorduk değil mi? Küçük olanı elde edene kadar açıyorduk. O zaman küçüğümüz n eksi 1 olduğu için n faktöriyeli buna benzetmek zorundayız. Getirdim n çarpı
En eksi bir faktöriyel bölü en eksi bir faktöriyel dedik ve bunlar sadeleşince elimizde ne kaldı? N kaldı. Diğer iki ifadeyi de bu şekilde düzenleme yaparak direkt n faktöriyeli eşit olduğunu görebilecek. Bir yer var mı? Şimdi permütasyonun kuralını gördüğümüze göre beraber permütasyonun kuralını uygulayabileceğimiz bir tane soruyu çözelim. Hem de faktöriyelle alakalı sorularda nasıl düzenlememiz gerektiğini hatırlamış oluruz. Bu konuyu derin detaylarıyla işlemiştik zaten. Arkadaşlar P17 virgül M demiş değil mi? P17 virgül M'i permütasyonun kuralından gelin yazalım. Birincinin faktöriyeli bölü birincili ikincinin farkının faktöriyelini alıyoruz. Buradan da 16'nın küp eksi 16 vermiş. Sen 16'nın 3 kuvvetini alıp bir de 16'dan çıkaracak mısın? Çok sıkıntı. O zaman biz çarpanları ayırmadan yardım alalım. Mesela 16 parantezini alabiliriz. 16 parantezini aldığımda burada 16'nın karesi eksi 1 kalacaktır. Gençler burada yine 2 kare farkı var değil mi? 2 kare farkından sen bunu 16 eksi 1 çarpı 16 artı 1 şeklinde yazabiliyorsun. O zaman düzenlenmiş haliyle 16 çarpı burası 15 çarpı şurası da 17 olacaktır. Arkadaşlar şu 17 faktöriyel var değil mi? 17 faktöriyel ifadesinde sen şu kısımdaki daha doğrusu bu sayıları elde edebiliyorsun. O zaman bu sayıları görebileceğimiz yere kadar gelin açalım. Açalım hemen. 17 çarpı 1 eksilttim. 16 çarpı 1 eksilttim. 15 çarpı 14 faktöriyeli yazar bırakırım çünkü 3 sayıyı gördük. Bölü 17 eksi m faktöriyel diyoruz. Arkadaşlar eşitlik durumunda biliyorsunuz ki paylar arasında ve paydalar arasında bizler sadeleştirme yapabiliyorduk. Hemen şurada 17'leri, 16'ları ve 15'leri sadeleştirince burada ne kaldı? 1. İçler dışlar çarpımı yapalım. O zaman 17 eksi m faktöriyel eşittir 14 faktöriyelden bir tane faktöriyelin var. O zaman bunu yazmayayım isterseniz yukarıya yazayım. Görünmüyormuş. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda arkadaşlar 17 eksi m faktöriyelin eşittir 14 faktöriyel olduğunu görüyoruz. İki eşitliğin her iki tarafı da faktöriyel olduğu için içindeki sayılar birbirine eşit olacaktır. 17 eksi m 14'e eşit olduğundan buradan m'imizin 3 olduğunu görüyoruz. Derseniz baştan anlatayım, pekiştirmiş olurum. Bakın 17 virgül m demiş değil mi? 17 virgül m'in hemen permütasyonunu açıyorum. Birincinin faktöriyeli bölü. Birinciyle ikincinin farkının faktöriyelini bölüme yazdık. Eşittir dedim. Bu kısmı biz düzenlememiz lazım. O zaman 16 parantezini alınca 16'nın karesi eksi 1 şeklinde yazdık. 16'nın karesi eksi 1'de çarpanları ayırmada 2 kare farkı biliyoruz. Hemen 2 kare farkıyla açılımımızı yaptık. 16 eksi 1 çarpı 16 artı 1 dedik. Buradan 15'e, buranın 17'ye zaten bir 16 çarpımız vardı bu şekilde yazıyoruz. Arkadaşlar eşitliğin bu tarafında 15, 16, 17'yi görünce 17 faktöriyeli de şu sayıları görebilecek şekilde açalım diyoruz. O zaman 17 çarpı 16 çarpı 15 çarpıyı gördüm. 14 faktöriyel de bıraktım. Buradan eşitliğin her iki tarafındaki 17, 16 ve 15'in sadeleştiğini görüyoruz. Daha sonra içler dışlar çarpımı yapınca burada 1 kalmıştı. 17 eksen faktöriyel eşittir 14 faktöriyele. Faktöriyellerin içindeki sayılar birbirine yakınsan m'in direkt 3 olduğunu görüyoruz. Takıldığınız bir yer varsa sorun. Beydullah Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Böyle bir dakika size müsaade edeyim. Takıldığınız noktayı sorun isterseniz. Ömer'cim dikkat edeyim buna. Biraz daha büyük yazmaya çalışayım. Aşağı şu kısmı görebiliyor musunuz? Yazdığımda. Az önce göremiyoruz deyince ben biraz daha yazımı küçültmek istedim. Tamam.
Tamam, güzel. Biraz daha aşağıya inince yazımı büyüteyim. Daha görürsün. Gelelim permütasyonun farklı güzel sorularına. Tamam, güzel. Arkadaşlar, permütasyonda bize sorumuzu vermiş ve 3 tane şıklı vermiş. Her bir şıkkını ayrı ayrı beraber inceleyelim. 5 farklı tarih kitabımız varmış. Hemen şöyle 5T yazdım. 4 farklı Türkçe kitabımız varmış. 4 tane Türkçe kitabımı yazdım. 2 tane de coğrafya kitabım varmış. A şıkkında bize diyor ki kitaplar rafa kaç farklı şekilde dizilebilir? Arkadaşlar, kitaplarınızın rafa dizilmesi konusunda sana durup da herhangi bir öncül ya da koşul vermemiş. Kitap ne olursa olsun önemli olan dizmen diyor. Dizmek istiyorsan 5 Türkçe 4 şey 4 Türkçe 5 tarihin hiçbir önemi yok. Toplam kaç kitabın var senin? 11 tane kitabın var. O zaman 11 faktöriyel şekilde dizilir. Peki neden? Şimdi ilk kitabını yerleştiriyorsun. İlk kitabını yerleştirmek için elinde 11 tane kitabın olduğu için 11 farklı durumun vardır, değil mi? Hemen yazdım. Peki bir tanesini dizdin. Daha sonra 10 tane elinde kitabın kalıyor. O zaman 10 farklı şekilde dizim yapabilirsin. Bir tanesini daha dizdin. Geriye 9 kitabın kalıyor. O zaman 9 farklı şekilde dizim yapabilirsin. Ve bu şekilde 1'e kadar olan sayıların çarpımı olduğundan dolayı hiç bunları yazmaya gerek yok. Direkt 11 faktöriyel dediğinizde zaten buluyorsunuz. Gelelim isterseniz B şıkkına. B şıkkında bize şunu söylüyor. Aynı tür kitaplar yan yana olacak şekilde. Bakın burada bize şart koşuyor. Sen tarihi ayıramazsın. Sen Türkçeyi ayıramazsın ve coğrafyayı ayıramazsın diyor. Tamam. O zaman şunu söyleyebilirsin, değil mi? Tarih kitapları kendi aralarında yer değiştirebilir. Bunu değiştiremeyiz, değil mi? Ya da bizim şartımızı sağlamamazlık yapmayacak. O zaman şu 5 tane tarih kitabını kendi arasında 5 faktöriyel şekilde ne yaptık? Yer değiştirdik. Aynı mantıkla 4 tane Türkçe kitabım vardı. Kendi arasında 4 faktöriyel şekilde yer değiştirdi. Ve 2 tane coğrafya kitabım vardı. Kendi arasında 2 faktöriyel şekilde yer değiştirdi. Bitti mi işimiz? Tabii ki bitmedi. Neden? Arkadaşlar, tarihi Türkçe'yi, coğrafyayı ayırmadım ama tarih Türkçe ve coğrafyanın kendi aralarında yer değiştirebilirim. O yüzden mesela hatta şöyle söyleyeyim. Tarihi başa, Türkçe'yi ortaya, coğrafyayı sona yazdık, değil mi? Sen getiriyorsun, diyorsun ki ben Türkçe'yi başa yazmak istiyorum, sonra tarihi, sonra coğrafyayı yazmak istiyorum. Bir başka arkadaşım daha farklı şekilde yazmıyor. Yazmak istiyor. O zaman kaç farklı şekilde biz bunu oluşturuyoruz? 3 farklı türümüz olduğundan dolayı 3 faktöriyel şekilde sıralıyorsun. Bakın bu kısım çok önemli. Lütfen şu kısma dikkat edin. Kaçırdığınız nokta burası oluyor. Dolayısıyla bizim cevabımız 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı faktöriyeldir. Sorun var mı? Mustafa'cığım, bayağı her şeyi özlemişsin sen. Gelelim C şıkkına. Arkadaşlar, C şıkkında bize diyor ki coğrafya kitapları başta ve sonda olmak üzere kaç farklı şekilde dizilebilir? Bakın burada sana şartı şunu koşuyor. Coğrafya hem başta olacak hem de sonda olacak. O zaman gelin yerleştirelim. Coğrafyayı getirdim, başa yerleştirdim. Arada senin kitapların var. Bir de getirdin, sona yerleştirdin. İki tane coğrafya kitabını kullandığına göre geriye tarihle Türkçe olan 9 tane kitabın kalıyor. O zaman bu ifadeyi sen 9 faktöriyel şekilde o aradaki kitapları yerleştirebiliyorsun. Peki demimiz bitti mi? Tabii ki yine bitmedi. Neden? Coğrafyayı başa ve sona bıraktınız, değil mi? Coğrafyalar da kendi aralarında yer değiştirebilir. İki tane coğrafya kitabın ve farklı tür olduğu için bunları da kendi arasında yer değiştirdin. 2 faktöriyel şekilde. Senin sonucun 9 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel oluyor. Böylelikle sorunumuzu çözmüş olduk. Takıldığınız bir yer varsa tekrar sorabilirsiniz. Bekleyeyim şöyle. Arkadaşlar, takıldığınız bir yer yok sanırım. Hemen şöyle siliyorum.
gecim bir yere kadar sürecek. Tarif şey saat veremiyorum ama tutmadan birer konu böyle anlatıp birazcık ara vermeye başlayacağım. Gökçe'cim teşekkür ederim. Burak yazını daha yeni gördüm ve sildim. İstersen şöyle yapalım. Daha sonrasında sen videoyu geriden alıp dinle. Takıldığın bir nokta olursa, şu anda da zaten dinleyebiliyorsun. Takıldığın yer olursa ben dersin sonunda sana ses kaydı atarak tekrar anlatayım, olur mu? Takıldığınız noktalar ve kaçırdığımız yer olursa ben göremeyebiliyorum. Lütfen orada bir not işaret bırakın. Ben sonrasında size ders sonrasında anlatayım ses kaydı atarak. Eğer ara istediğinizde ya da böyle çok yorulduğunuzda bana söyleyin. Ben yine böyle 5 dakika ara veririm size. Gelelim 7. sorumuza. Arkadaşlar 7. soruda bize A kümesi vermiş. 2, 4, 6, 8 kümesinin elemanları ile rakamları farklı 3 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyormuş. 648 baştan kaçıncıdır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım, 648 sayısını istiyorsa biz bunu sayı basamakları konusunda da görmüştük değil mi? Ancak göreceksiniz ki permütasyon konusuyla çok pratik şekilde çözebiliyorsunuz. Öncelikle gelin bizden kaç basamaklı istiyor? 3 basamaklı istiyor. Şöyle 3 tane basamağımı çizdim. Arkadaşlar alabilecek en küçük değer ne olacaktır bizim? Yüzler basamağının 2 olduğunda küçükten büyüğe sıralamamız başlayacaktır değil mi? Peki 2'yi verdiğimde acaba kaç farklı sayı yazarız? Gelin beraber onu bulalım. Bize rakamları farklı demiş. Ben bunu göz önünde bulundurarak devam edelim. Rakamları farklı demiş. 2'yi verdik. Yani bir tane kesin senin ifaden var. Kapat 2'yi. Elinde kaç tane sayı kaldı? 3 tane. O zaman şuraya 3 farklı sayı gelir. Peki bir tanesini daha kullandın, kapattın. O zaman elinde 2 farklı sayı gelebilir. Bunların çarpımı neye eşit? 6. Demek ki 6 farklı sayı yazılabiliyormuş. 8 diyen arkadaşlarım şöyle birazcık daha dikkat edin. Küçük bir yeri kaçırmışsınız sanırım. Gençler aynı şekilde devam ediyorum. Yüzler basamağı 4 için kaç tane sayı yazılır ona bakalım. 4'ü zaten yazdım. Yani garanti kesin bir tane değerim var. 4'ü kapat bakalım. Geriye kaç elemanın kaldı senin? 3. Yani şuraya 3 farklı sayı gelebilir. Bir tanesini daha yazdın. 2 tane farklı sayın kaldı. 2 farklı sayı gelebiliyormuş. Yine çarpımları neye eşit olacak? 6'ya eşit olacak. Şimdi daha sonra 6'yı denersiniz. Ancak 6'yı denemeye gerek yok. 648 sayısını istiyor değil mi? Zaten yazabileceğin 6 yüzlü sayılardan en fazla 6 sayı yazarsın. Tek tek yazman kolay olacaktır. Hemen gelin yazalım. 600'ü yazabileceğin en küçük sayı bu rakamları kullanarak 624, 628, 642 ve 648 dedim. İstediğim ifadeyi oldu. Gençler 6, 6 daha 12, 13. sayım, 14. sayım, 15. sayım ve 16. sayım dedik. Olduk cevabımız. Dacım teşekkür ederim, sağ olun. Baştan anlatayım tabii ki. Şimdi bakın baştan söylüyorum. 2, 4, 6, 8 kümesinin elemanları ile rakamları farklı demiş. 3 basamaklı sayılar küçükten büyüğe sıralanıyormuş. Arkadaşlar madem 3 basamaklı sayılar şöyle getirdim. 3 çizgimi bıraktım. Ne yapıyorsun sen? Yazılabilecek en küçük sayıdan başlayarak böyle tek tek devam edeceksin. İlk olarak diyorum ki 2 yüzlü sayıları yazacaksın değil mi? Şu rakamların en küçüğü 200. Peki 2 yüzlü sayılarda kaç tane yazabiliriz? Gelin ona bakalım. Yüzler basamağı 2 iken garanti yazdım. Burada bir tane birim var zaten. 2'yi kapattım. Geriye kaç elemanım kaldı? 3. O zaman 3 farklı şekilde sayı yazabilirmişim. Onu da yazdık. Mesela diyelim ki 4'ü yazmış olalım. Geriye kaç tane sayın kaldı senin? 2 tane sayın kaldı. Getir 2 farklı şekilde sıralandığını yaz. Ve bunların çarpımı sana sayı adedini verecektir. Dolayısıyla bizim 6 farklı sayımız 2 yüzlü olarak yazılabiliyormuş. Daha sonra ne yapıyorsun sen? 2'den sonra en küçük 4 var. 4 için aynı işlemi yapıyorsun ve yine 6 farklı sayı geldiğini görüyorsun. Geldik şimdi 600'lü sayıya. 600'lü sayı yazmanı bu şekilde bulmana gerek yok çünkü 648 sayısını istiyor. O zaman tek tek sayıları yazalım. Yazılabilecek en küçük sayı 624. Daha sonraki küçük sayı 628. Daha sonraki 642 ve en son 648'i gördüm. Bıraktım çünkü istediğim sayı buydu. O zaman ne yapıyoruz biz? 6, 6'da 12 değer bulduk. 13,
14, 15, 16. sayımız 648 oluyormuş. Takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Ben de şunu takayım. Sancım 16 değil mi? Derim. Ben sileyim isterseniz. Bir sonraki soruyla devam edeyim. Yine dediğim gibi takıldığınız noktaları eğer göremezsem, hani tekrar anlatın dediğiniz yerleri, bu kısımları not olun. Ben not alın. Ben sonrasında size takviye edeceğim inşallah. Geldik 8. sorumuza. Arkadaşlar 8. soruda bize diyor ki şekilde her bir kabine 2 kişilik yer alan bir dönme dolap verilmiştir. Bir tane dönme dolabımız varmış, 5 tane farklı kabin varmış ve 2 kişilik yer alıyormuş. Bize diyor ki aralarında Mehmet ve Kemal'in de bulunduğu 10 kişi dönme dolaba binecektir. Buna göre Mehmet ve Kemal'in aynı kabinde bulunduğu kaç farklı durum vardır? Şimdi sevgili arkadaşım, 5 tane kabinin var değil mi? O zaman sen her kabin için bir tane değeri bul, sonrasında 5 ile çarptığımızda 5 kabin içinde ortak sayıyı bulmuş olacaksın. Ya da şöyle yapalım. İsterseniz 5 kabin olduğundan dolayı her biri için ayrı olduğundan getirdim. Şurada 5'i yazdım. Ömer Faruk'cum, o zaman inşallah sonrasında takıldın sen geri sor, sana ulaşalım. Tekrar anlatayım. Ya da sen buradan hızla yazmaya çalış. Takıldığın nokta iki yardımcı olabileyim. 5 tane kabinim var. Getirdim buraya, 5'imi yazdım. Sonra devam ediyorum. Arkadaşlar bir kabinde 2 kişi oturabilir. Bir kabinde madem 2 kişi oturabiliyor, ya Mehmet ile Kemal oturacak ya da o geri kalan 8 tane arkadaşın oturacak değil mi? Mehmet ve Kemal'in oturma durumuna baktığınızda, şimdi kabinde 2 tane diyelim ki sandalye ya da koltuk var. Ne yapacak? Kendi aralarında yer değiştirebilecek. O yüzden Mehmet ve Kemal'den 2 faktöriyel şekilde sıralama yapılabiliyor. Ya da bu 8 arkadaş ne yapacak? O kabinlere yerleşecek. Peki 8 arkadaş kaç farklı şekilde sıralanıyor? 8 faktöriyel şekilde. Neden? Bir tanesi yerleşti. 8 farklı durumu vardı. Bir tane sandalye ya da koltuğa diyelim. Bir tanesi yerleşince 7 kişi kaldı. Sonra onu yerleştiriyorsun. Sonra 6 kişi kalıyor. 8'den 1'e kadar tek tek sayıların çarpımını alıyorsun. Yani 8 faktöriyel olduğunu görüyorsunuz. 2 faktöriyelin 2'ye eşit olduğunu bildiğim için 5 ile 2'yi çarptım. 10. O zaman cevabımız 10 çarpı 8 faktöriyel şekilde daha düzenli yazılı. Takıldığınız bir yer varsa lütfen sorun. Herhalde yok. Şu an görmüyorum. Siliyorum o zaman. Faruk, yine geç kaldın. Baştan tekrar şöyle not alayım. Şimdi 5 tane kabininiz var değil mi? Her bir kabinde için ayrı ayrı düşünmemiz gerekiyor. Ancak 5 kabine sığma ya da yerleşme işlemi olacağı için senin için 5 tane kabinin 5 tane farklı durumu vardır. Buraya getirdim. Öncelikle bir 5'imi yazdım. Daha sonra Mehmet ve Kemal yan yana olmak üzere, ya Mehmet ve Kemal yan yana olacak ya da geriye kalan 8 kişi oturacak değil mi? Mehmet ve Kemal'i ayıramazsın. Ancak kendi aralarında oturdukları yerlerin değiştirme durumu vardır. O yüzden 2 kişi olduğundan 2 faktöriyel şekilde onlar sıralandı. Geriye kalan 8 arkadaşın da örnek veriyorum, şu kabine geldiğinde 8 kişiden bir kişi oturdu değil mi? 8 durumu var. Peki onu oturtturdun. Geriye kaç kişi kaldı? 7 kişi var. 7 kişi de burada 7 farklı şekilde oturacak. O zaman 8 çarpı 7 çarpı bu şekilde devam edeceğinden dolayı 8 faktöriyel şekilde de oturacaktır. Peki 2 faktöriyel neye eşitti? 2'ye. 5 çarpı 2, 10. Cevabımız 10 çarpı 8 faktöriyel olacaktır. Respond 5'i fazladan mı yazdık acaba? Umarım Ömer'cim daha iyi oturmuştur.
Diğer soruma geçiyorum. Geldik tekrarlı permütasyona. Arkadaşlar tekrarlı permütasyonda n tane elemanın A bir tanesi aynı, A iki tanesi ayrı, A üç tanesi ayrı. Bu şekilde özür dilerim, A bir dedim. N bir tanesi aynı, N iki tanesi ve bu şekilde N r tanesi aynı. Ve şu aynı olan sayıların toplamı sana n'i verecek şekilde olmak zorunda. N tane elemanın yerlerinin değiştirilmesiyle elde edilecek farklı sıralama sayısı toplam sayı adedi olan n faktöriyel bölü aynı olan sayıların faktöriyellerinin çarpımla bölünmesiyle bulunuyor. Peki biz bu işlemi neden yapıyoruz? Sevgili arkadaşlarım, aynı sayıyı yazdığında sen sıralama yaptığında aynı sayıyı sürekli kullanırsan tekrar etmiş olacaksın. Biz kaç farklı şekilde yazılırken aynı yazdığımız sayıları birkaç defa da saymış olacağız. Bunu önlemek için o tekrar eden sayıların faktöriyelini bölüyoruz ki fazlalıkları aradan çıkarmış olalım. Soru da şimdi daha iyi pekişecektir. Bir tane sorumuz verildi. Arkadaşlar sorumuzda diyor ki bu şekilde sayımız verilmiş. Sayısının rakamlarının verdikleri sayıda kullanarak 8 basamaklı 1 ile başlayan kaç tane sayı yazılabilir demiş. Bakın arkadaşlar burada sana koşul vermiş. 1 ile başlamak zorunda. O zaman getirdim 1'imi başlattım. Geriye senin kaç tane elemanın kalıyor? 7 tane sayın kalıyor. Sayılara baktığında aynı olan sayılar var değil mi? Gelin bir onlara bakalım. Kaç tane birimiz var? 2 tane birimiz var. 2 tane 9'umuz var. 2 tane 3'ümüz var. 2 tane de 0'ımız varmış. Peki bunların hepsini faktöriyel olarak bölüme yazacak mıyız? Hayır, neden? Biri sen başta kullandın. Zaten şu içeride kullanacağım bir tane bir kalıyor. Onun bir daha tekrar etme durumunu almana gerek yok. Tüm durumun 7 taneydi. Yani 7 faktöriyel bölü 2 tane 9'um vardı. Getirdim şuraya 2 faktöriyel yazdım. 2 tane 3'üm vardı. 2 faktöriyel dedim. 2 tane 0'ım vardı. 2 faktöriyel yazdık. Gelin burayı bir düzenleyelim. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyelin zaten 2'ye eşit olduğunu biliyorsunuz. Şunlar birbirini sadeleştirdi. Getirdik. Burayla da burayı sadeleştirdik. 2 dedik. Çarpımımıza bakalım arkadaşlar. 6, 30, 42 ile de çarptığımızda bulduğunuz cevabı yazarsınız. Artık çok şey yapmayalım. Sorun var mı? Takıldığınız bir yer varsa sorun. Tekrar anlatayım. Şöyle ufaktan özet geçeyim siz yazana kadar. Ne söylüyoruz? 1 ile başlama şartı olduğu için en başa birimi yazdım. Daha sonra senin 7 tane sayı yazman lazım. Yani tüm durumun 7 olacağı için 7 faktöriyel dedik. Bölü tekrar eden sayılarımız var. 2 tane birim var ancak 2 tane birim olduğundan dolayı arkadaşlar bir tanesini burada kullandım. Geriye bir eleman kalıyor. Bunun tekrarı olmasını yazmamıza gerek yok. O zaman ne yapacaksınız siz? Bunu yazmayacaksınız. Bakın şu iki tane bir tane 2'yi unuttuk diyoruz. Ben bunu yine söylüyorum. Yazmanıza gerek yok çünkü bir tane 1'i başta yazdınız. Burada yazacağın elemanlarında bir tane 1 kaldı. O da tekrar etmiyor. Tek eleman zaten. O yüzden bu şekilde bırakmanızı tavsiye ediyoruz. Sonra 3 tane 2'nin olduğundan dolayı tekrar eden 3 tane 2'nin olduğu. Faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyorsunuz. Buradaki düzenlemeyi yaparak da sonucunuzu bulabiliyorsunuz. Bicim, takıldığın bir yer var mı? Hasan süpersin, 1960 demiş. Gelelim bir diğer sorumuza. 10. sorumuz gerçekten güzel sorudur ve sizin çok fazla hata yaptığınız soru kalıplarından biridir. Arkadaşlar bize bir tane doğrusal ve doğrular birbirine dik olan yollarımız verilmiş. Yani şu her bir doğrunun birbirine dik yollar olduğunu varsaymanızı istiyor. Birinci soruda yani A şıkkında diyor ki A'dan yola çıkıp B'ye uğrayarak C noktasına kaç farklı şekilde
gidilebilir. Bakın şurada unutmamanız gereken şey B'ye uğrama şartı koymuş. Yani sen B'ye uğramadan C'ye gidemezsin. Doğrusal olan şu aynı hizada olan yollarınızı tekrar eden şeklinde düşünürseniz hiçbir sıkıntı yaşamadan sorularınızı direkt cevaplandırabileceksiniz. Şimdi ilk A'dan B'ye bir gidelim. A'dan B'ye giderken hangi yolu kullanırsan kullan, her defasında 4 farklı yolun olacaktır. Bakın şunu unutmayın. En kısa yol diyor. En kısa gideceği yolu bu şekilde olarak düşünebilirsin. O zaman bir tane dik yolun. 2, 3, 4. Toplam kaç tane dik yolun var? 4 tane. O zaman A'dan B'ye giderken tüm durumun 4 faktöriyel bölü. Aynı doğru üzerindekileri ne demiştim size? Tekrarlı permütasyon olarak düşünebilirsiniz. 3 tane senin dik yolun aynı doğru üzerinde olduğundan dolayı 3 faktöriyel olarak yazdım. Burayı da 4 faktöriyeli 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden bunlar birbirini sadeleştirince kaç bulduk? 4 bulduk. Demek ki A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidebiliyormuş en kısa mesafeden? 4 farklı şekilde. Şimdi ne yapıyorsun? B'den C'ye gidiyorsun. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve 5. Toplam kaç yolun var senin? 5. O zaman B'den C'ye giderken 5 faktöriyel bölü dedin. Aynı doğru üzerindekileri tekrarlı permütasyon gibi düşünüyorduk değil mi? Tekrar etmiş gibi. 1, 2, 3, 4. 4 tane yolun olduğundan burayı da ne yapıyorsun sen? 4 faktöriyel yazıyorsun. Peki bunu nasıl yaparız? 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyelden bunlar birbirini sadeleşince ne oldu? 5 oldu. Peki biz bu 4 ile 5'i toplayacak mıyız, çarpacak mıyız? En baştaki yere geldik. Sevgili arkadaşım, bunlar birbirinden bağımsız olaylar olmasına rağmen birlikte gerçekleşen olaydır. Soru senden A'dan C'ye gelmeni istiyor değil mi? Bakın A'dan B'ye geldiğinde sorunu tamamlamadın. Bir de oradan devam edip 5 C'ye gelmen gerekecek. O zaman bir birliktelik var. Yani çarpma yapmak zorundasın. 4 çarpı 5'ten cevabımızın 20 olduğunu görüyoruz. Sorun var mı? A şıkkını bu şekilde hallettik. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkında size çok kolay bir yöntem göstereceğim. Önce burada sıkıntı varsa söyleyin, sonra B şıkkına geçeyim. Çünkü ifadeyi tekrar yazacağım. Eğer varsa arkadaşlar derseniz. Arkadaşlar B şıkkı için şu şeklimi getirip şöyle tekrar biraz daha büyüterek çizeyim. Farklı şekilde. B'ye uğramama koşulu dediğinden dolayı B'yi hiçbir şekilde yazmadım. O yüzden direkt A'dan C'ye gelme durumunu yazdık. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şurada dikkat etmen gereken bir şey var. Yine en kısa yol demiş değil mi? Diyeceksin ki hocam ben şu tekrar eden kısmı falan karıştırıyorum, sıkıntı yaşıyorum, ne yapacağımı şaşırıyorum diyorsan senin için hazırlanmış süper bir pratik yol var. Lütfen burayı uygulayabilirsin. Şimdi sen A noktasından başlıyorsun. A noktasının sağında ve aşağısında olan her bir dik yolun köşesini bir yazıyorsun. Yazdık. Arkadaşlar çapraz sayıları toplamını getirip A'nın karşısına yazıyorsun. Mesela 1 ile 1'in toplamı neye eşit? 2. 1 ile 2'nin toplamı neye eşit? 3. 1 ile 3'ün toplamı neye eşit? 4. 1 ile 4'ün toplamı 5. 1 ile 5'in toplamına 6'yı getirip yazdık. Devam ediyorum. 1 ile 2'nin toplamı 3. Böyle artık söylemeyeceğim. Siz toplamın aldığını biliyorsunuz. Burası 10 oldu. 15, 21. Burası 4 oldu. 10 oldu. 20 oldu. 5 oldu. Topladım. 56 oldu. Arkadaşlar şurası 5 oldu. 15 oldu. 35 oldu. 70 oldu. Bir daha sen bununla bunu toplarsan C noktasına gelmiş olacaksın. Yani istediğin kısmı bulmuş olacaksın. Arkadaşlar hemen 56 ile 70'i topla. Cevabının 126 olduğunu göreceksin.
Demek ki A'dan C'ye kaç farklı yola gidiyormuş? 126 farklı şekilde gidiyormuş. Şu an anlattığım için aslında birazcık uzayabiliyor. Ama siz direkt tak tak soruları yazabildiğinizden dolayı hiç sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Peki bizim az önce çözdüğümüz faktöriyelli şekilde nasıl oluyor? Gelin biraz da ona bakalım. Arkadaşlar A'dan C'ye şu şekilde gelecek değil mi? Bakalım kaç yolumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tüm durumum 9 olduğuna göre 9 faktöriyel şekilde geldi. Nazlı hocam çok teşekkür ederim. Buraya geldik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Aynı doğru üzerindeki dik yolları tekrar ediyormuş gibi alıyorduk. O zaman buraya ne yazdım? 4 faktöriyel yazdım. Daha sonra bu kısımdan aşağıya inerken aynı doğru üzerinde 5 tane senin dik yolun var. O zaman 5 faktöriyeli de tekrar olarak yazıyoruz. Buradan da getirdim. 9 faktöriyeli açalım biraz. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü. 5 faktöriyel çarpı. Şurada 4, 3, 2'yi yazdım. 1 artık yazmadım. Zaten etkisi yok. 5 faktöriyeller sadeleşiyor. 4 ile 2'nin çarpımı 8. Hemen getirdim 8'i sadeleştirdim. 3 ile 6'yı da sadeleştirdik. 2 yazdık. 2 ile 7'nin çarpımı 14. 14 ile 9'u çarptığınızda yine 126 sayısını bulacaksınız. Ancak bu yol dediğim gibi tekrar edenlerde sıkıntı yaşayan için çok daha iyi. Bu B şıkkında B'yi ihmal etme. Zaten burada A'dan B'ye, B'den C'ye gitmedik. Direkt A'dan direkt C'ye gönderdik. O yüzden B'yi hiç umursamadan şu sayıları yazdık. Eğer burada B olsaydı B'ye uğramayacağından dolayı şu işlemlerimizi toplayarak hepsini tek tek götüremezdik. Anlaşıldı mı? Başka takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. B şıkkı için gibi birinci yol ve ikinci yol olmak üzere iki farklı yolumuz var. Ama dediğim gibi burası pratiklik sağlar size. Sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Sormak istediğiniz var mı? Demek. Böyle sizin güzelce canla başla dinlediğinizi görmek benim için çok büyük bir mutluluk gerçekten. Hacım çok teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim Ömerciğim. Siliyorum o zaman. Nurcuğum çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gelelim yine sorumuza. Arkadaşlar bize bir sayı vermiş. Sayılarının rakamlarının yerlerini değiştirerek 6 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir diyor. Şimdi sayılarıma baktığımda çiftlerin bir 2 var bir de 4 var. O zaman sen 2 için ayrı düşüneceksin. 4 için ayrı düşüneceksin. Hadi gelin 2 için önce bulalım. 6 basamaklı sayıydı değil mi? 3, 4, 5, 6 dedim ve şuraya 2'yi yerleştirdim. Sevgili arkadaşlarım geriye senin 5 tane yazman gereken sayı var. O zaman tüm durumunu ne alacaksın? 5 faktöriyel alacaksın. Bitti mi? Hayır. Neden? 5'in ve 2 tane 3'ün var. Yani tekrar eden sayıların var. O tekrar eden sayıları bölüm olarak faktöriyelini alıp çıkarmak zorundayız. 2 tane 5'imiz var. Getirdim 2 faktöriyel olarak yazdım. 2 tane 3'ümüz var. Getirdim yine 2 faktöriyel olarak yazıp çıkarma işlemimizi yapmış olduk. Düzenleyelim. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyelden bunlar birbirini götürdü. 2 olduğunu biliyorsun. 2 ile 4'ü sadeleştirdik. 2. 2 kere 3 6. 6 ile 5'i çarptım. 30 olduğunu gördüm. Peki 2 için 30 iken 4'ü verdiğinde de zaten tekrarı yok. Dolayısıyla işlem olarak yine aynısını yapacaksın. Getirip 4 için de 30 olduğunu bulup hemen toplamlarının 60'a eşit olduğunu yazabilirsin. Tekrar ediyorum. Takıldığınız yer olursa inşallah böyle takviye olur. Rakamları yer değiştirerek 6 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılır diyor. Verilen sayılara baktığımızda çiftlerimiz ya 2'dir ya 4'tür. O zaman 2 için ayrı, 4 için de ayrı düşünmek zorundayız. 2'yi yazdığımda yazmam gereken 5 tane eleman var. O zaman tüm durumumuz ne olacak? 5 faktöriyel olacak. Peki 5 faktöriyel bölü 2 tane 5'in
2 tane de 3'ün olduğu için 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dedik. Buradan da 5'i yazdım. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yazdık. Buradan da sadeleştirdik. 2 ile 4'ü sadeleştirdik. 2 için 30. Peki 2 için 30 ise 4 için de aynı cevabı bulursun. Çünkü bir tane 4'ün var. Tekrar eden aynı sayı olmuş olsaydı faktöriyelde orada dikkat ederdim. O yüzden 4 için de aynı durum söz konusu olduğu için direkt 30 yazıp toplamlarının 60 olduğunu yazacaksınız. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yoksa diğer soruma geçeyim. İbrahim'cim evet. Biraz. Biliyorum. Gelelim sorumuza. Arkadaşlar şekilde harflendirme sistemi verilmiş. Diyor ki yandaki şekilde M harfinden başlayıp T harfine kadar harfleri takip ederek maket kelimesi kaç farklı yoldan elde edilir diyor. O zaman biz nasıl bulacağız? Şimdi sevgili arkadaşlarım bu tarz sorularda şunu çok rahat yapabilirsin. Bakın maketi bulmaya çalışalım. 1, 2, 3, 4. Toplam kaç yolun var? M'den başlayıp T'ye ulaşmak için 4 farklı yolun var. O zaman getirdin 4 faktöriyeli yazdın. Az önceki soruda aynı doğru üzerindekileri tekrar ediyormuş gibi düşünün demiştim, değil mi? O zaman şöyle yap. 1, 2 aynı doğru üzerinde olduğu için tekrar ediyor 2 faktöriyel çarpı. K'dan T'ye de 2 farklı yol gibi düşünürsek 2 faktöriyel şeklinde yazabilirsiniz. Bu şekilde çok daha kolay olacaktır. Buranın sonucunu da hemen düzenlersek. 2 faktöriyel 2 7 4 de sadeleştirdim ki 2 kere 3'ün de 6'ya eşit olduğunu gösterebiliyoruz. Sorun varsa buyurun. Arkadaşlar. Bence daha iyi net görmeniz açısından böyle daha iyi olmuştur. Yeni soruma geçiyorum. Az önceki diğer kamera açısı mı daha iyiydi? Bu kamera açısı mı daha iyi? Cihat'cığım, özel olarak ilgileneceğim cyber grubuyla. Şu an kamera sistemindesin. Var mı? Cihat'cığım, daha yeni gördüm. İstersen orayı not al. Ben daha sonrasında sana yine şey yapayım, anlatayım. Yandan daha iyiymiş. Tamam, o zaman diğer kamerayı kullanalım. Arkadaşlar geldik 13. sorumuza. 13. sorumuza baktığımızda A'dan B'ye ve B'den C'ye olmak üzere bizim yollarımız belirtilmiş. Bu yollarımızda 3 madde içerisinde incelememiz isteniyor. Bize diyor ki birinci de A'dan C'ye kaç farklı yolla gidilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar A'dan C'ye kaç farklı yolla gidilebilir diyorsa senin iki farklı durumun var. Ya B'ye uğrayacaksın ya da B'ye uğramadan direkt C'ye gidecek yolların var. Peki biz bu iki farklı durumu toplama işlemi mi yapacağız? Çarpma işlemi yapayım. Sevgili arkadaşım, A'dan C'ye ulaşırken B'yi kullandığın bir durumdur. Ve istediğin hedefine ulaşabileceğin bir durumdur. A'dan C'ye, B'ye uğramadan gittiğinde farklı bir durumdur ve yine sen istediğine ulaşabilirsin. O yüzden iki farklı durumun olduğundan dolayı ne yapacaksın sen? O aradaki işaretinin toplama işlemi olduğunu bileceksin. O zaman bizim iki durumumuzu ayrı ayrı incelememiz lazım. A'dan B'ye uğrayarak gidecek ya da A'dan direkt C'ye gidecek yollarınız. Peki, iki durumun da söz konusu. A'dan C'ye kaç farklı şekilde gidilirken B'ye uğradığını varsayalım. A'dan B'ye kaç yolun var senin? 3. 3 farklı yolumu yazdım. B'den C'ye kaç yolun var? 4. 4 yolumu yazdım. Çarpma işlemi koydum. Neden? Çünkü A'dan C'ye gitme işlemim henüz gerçekleşmemişti. B'ye uğradım, B'den sonra C'ye gittim. Dolayısıyla işlemi şimdi tamamlamış oldum. Birliktelik söz konusu çarpma işlemini yaptım. Bir de
A'dan C'ye direkt gitmesi için kaç yolun var senin? İki yolun. Getirdim bunu yazdım. İkisi de farklı durumlar olduğundan dolayı birliktelik olmadığından toplama işlemi yapıyorum ve sonucumun 14'e eşit olduğunu buluyorum. Bu bizim A şıkkımız. Geldim B şıkkına. Arkadaşlar B şıkkında geldim B şıkkına. A'dan C'ye kaç farklı yolla gidilip dönülebilir diyor. Bir defa sen gidişte kullandığın yolların dönüşte de kullanabilirsin. Sana herhangi bir şart belirtmemiş. O zaman ne yapacaksın sen? Giderken kullandığın yol kadar ihtimali dönüşte de kullanacaksın. Dolayısıyla 14 çarpı 4 mü 14 mü olur? 14 artı 14 mü olur? Yine yaptığınız hatalardan biri. Şıklarda 28 de var, 196 da var. Evet Muratçım, bilebilecek yere ne yazık ki düştün. Şimdi sana soruda diyor ki gidilip dönülebilir. Senin yapacağın işlem gidiş ve dönüş. Gidiş ayrı, dönüş ayrı değil. İşin gittiğinde bitmedi, bir de dönüşün var. O yüzden gidip dönünce sen işlemini tamamlamış oluyorsun. O zaman birlikte düşünüp çarpma işlemi yapmak zorundaydın. Buradan da cevabın kaç olacak? 96. Sorun var mı? Gelelim C şıkkına. Arkadaşlar C şıkkı bence sizin en çok hata yapabileceğiniz kısımdır. O yüzden lütfen daha dikkatli dinleyin. Bize diyor ki A'dan C'ye gidişte kullanılan yol dönüşte kullanılmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir demiş. Sevgili arkadaşım, giderken ya B'ye uğrayacaksın ya da B'ye uğramadan döneceksin değil mi? O zaman şunu yapalım. B'ye uğrayarak gidip dönme durumu, B'ye uğramadan direkt C'den gidiş ve sonra da dönüş durumunu düşünelim. Şimdi B'ye uğrayarak gittiğinde arkadaşlar kaç tane yolun var senin? 3. B'den C'ye kaç durumun var? 4. Gitti işini tamamladın. Şimdi ne yapacaksın? Dönüşüne geldi. Dönüşü yapalım. Gittiğim yollarımın bir tanesi bu olsun, bir tanesi de bu olsun, artık kullanmayacağım. Sana dönüşte gittiğin yerden dönmek zorundasın diye bir şey demiş mi? Dememiş. O zaman C'den A'ya gidiş yolu, direkt gidiş yollarını da kullanabilirsin. O yüzden lütfen dikkat et. Kaç tane durumun var senin? 3 tane durumun, yolun kaldı. B'den A'ya giderken de kaç yolun kaldı? 2 yolun kaldı. Ya da direkt C'den A'ya giden dönüş yolunu kullanabilirsin. Çok az kaldı arkadaşlar. Birazdan molayı vereceğim. Önce şu kısmı tekrar edeyim. Bakın A'dan B'ye gidiş yolunu kullansın. A'dan B'ye kaç farklı yolumuz var? 3. B'den C'ye kaç farklı yolumuz var? 4. Şimdi gidişimi tamamladım. Dönüşüme geldim. Gittiğim yolların birer tanesini siliyorum çünkü dönüşte o yolu kullanamam. Kaç yolum kaldı? 3 çarpı. Kaç yolum kaldı? 2. Ya da direkt C'den A'ya geçişim olan o iki yolumu kullanabilirim. Artı bir durumu tamamladım. Geldim ikinci duruma. A'dan C'ye direkt diyorum ki gidişten birini kullansın. Peki A'dan C'ye kaç farklı yolun vardı senin? 2. O zaman 2 çarpı dedim. Gidişim tamamlandı. Giderken kullandığım yolun bir tanesi bu olsun. Artık dönüşte kullanamayacağım. C'den B'ye giderken 4 farklı yolun var. B'den A'ya giderken 3 farklı yolun var. Ancak direkt geçişin için tek bir yolun kaldı. O zaman artı birini vereceksin. Buradan da artık işlemlerimizi yapabiliriz. Şu kısmın 8'e eşit olduğunu biliyoruz. 3 ile 4'ü çarptık. 12, 12 ile 8'i çarptık. 96 artı. Burası 13, 13 ile 2'yi çarptık. 26. Toplamlarımızın da 122'ye eşit olduğunu görüyoruz. Takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. İkinci yolu göremiyoruz demişsiniz. Şu an görebiliyoruz. Arkadaşlar şu an görmede sıkıntı yok değil mi? Bir dahakine dikkat edeyim. Çok aşağıya inmeyeyim. Takıldığınız bir yer varsa sorabilirsiniz. Daha sonra diğer soruma geçeyim. Sorumu sildim.
Gökçe'cim, sil görmedim. Kusura bakma. Sen orayı not al. Ben sana daha sonra anlatacağım. Gelelim 14. soruya. Tamam Sedacığım. Daha anlatsaydım kusura bakmayın. Yeni gördüm mesajlarınızı. Ben ders sonunda inşallah sizlere onları tekrardan anlatayım. Lütfen bana hatırlatın onu da, kusura bakmayın. Öyle yapalım. Öyle C olarak anlatalım. Daha sonra. Şimdi bakın. C'yi tekrar anlatıyorum. İnşallah bu defa sıkıntı yaşamayacak. Arkadaşlar, A'dan C'ye gidişte kullanılan yollar dönüşte kullanılmayacak, değil mi? O zaman sen ne yapacaksın? Ya B'ye uğrayarak gideceksin, sonra C'ye geçiş yapacaksın ya da sadece A'dan C'ye gidiş yolunu kullanacaksın. Peki biz nasıl yapıyoruz? Şimdi A'dan B'ye uğrayarak gidişte getirdim. Kaç yolum var? 3 tane yolum var. B'den C'ye giderken kaç tane yolumuz var? 4 tane yolumuz var. Gidişimi tamamladım. Artık benim sıra dönüşte. Çarpı dedim ve dönüşümü hesaplıyorum. Şimdi gidişte kullandığın yolu dönüşte kullanmayacaksın. 2 tane yolumu sildim. C'den B'ye giderken kaç yolumuz kaldı? Peki B'den A'ya giderken kaç yolumuz kaldı? 2. Ya da hiç B'ye uğramadan direkt C'den A'ya dönüşünüzü yapabilirsiniz. O yüzden iki durumunuz orada vardır. Bir sorun var mı? Geldim A'dan C'ye. Direkt gidişimi kullanayım. Şu kısmı sildim. A'dan C'ye direkt girerken kaç yolumuz var bizim? 2 tane yolumuz var. Gidişimi tamamladım. Şimdi dönüşte sıra. B'den C'ye, daha doğrusu C'den B'ye kaç yolumuz var? 4. B'den A'ya kaç yolumuz var? 3. Ancak şu kısmı sen ne yaptın? Kullandın. Artık kullanamazsın. C'den direkt A'ya geçişim tek bir yol kaldı. O yüzden artı birini verdim. Sonra bunların toplamlarını yaptığınızda da 122 olduğunu bulacaksınız. Sorun var mı arkadaşlar? İsterseniz kısa bir ara verelim. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edip kombinasyona da geçişimizi yapalım. Beşte görüşelim inşallah. Şu an yani bir 10-15 dakikalık bir aramız olsun. Tam 3'te burada olun. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.